Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nde Bilim ve Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen dil bilimci Mohses Najaryan'ın Derintes ile ilgili makalesini sunuyoruz. Küçük bir hatırlatmada bulunalım. Ermeni Derintes'in epik tanrı olarak tanınan Tir'le bağlantısı bulunmaktadır. Tir sadece edebiyat ve astroloji tanrısı olmakla kalmamış, gezegenlerin, yıldızların ve takım yıldızlarının düzenli gözlemcisi de olmuştur. O ve onun tapınak sistemi, dünyada meydana gelen fenomenlerden sorumluydu. Yorumlayan ve öngörendi. Bugünkü deyişle ayrıca meteoroloji uzmanıydı. Buna göre çiftçi toprağı doğru ve düzgün zamanda sürer, ekimini yapar ve hasadını toplardı. Aynı zamanda hayvan yetiştiricileri, hayvanların çiftleşme günlerini öğreniyorlardı. İnsanlar ise evlilik konusunda doğru seçim yapma sanatını biliyorlardı. Ye ile yazılan der kelime kökünün içeriği, hükmetmek anlamına gelen ve e ile yazılan der kelimesinden tamamen farklıdır. Ye ile yazılan der kelimesi devir, döngü yani sikl anlamına gelir. Ermenice ye ile yazılan der kelime köküne belki de bozulmuş derrates kelimesinde rastlamaktayız ki kadının adet görmeye başlamasıyla ilgilidir. Ayrıca yaprak anlamına gelen derevin yani bitkinin döngüsünü yani yaprağın doğuşunu, bitkinin ya da ağacın yeşerdiği faaliyetin başlangıcını haber vermektedir. Derintes kelimesi yeni döngüyü, sıklığı görmek, yeniden doğuşu görmek ki derintesin baş anlamıdır. Şimdiki mevcut anlayışla kliniksel ölümü dahi derintes olarak adlandırılabilir. Halaçya'nın Dersim'in etnografik konuları eserindeki Ateşe Tapınma makalesinde kelime derintas kelimesi şeklinde verilmiştir ki bu dini ritüelin sorunsalını açığa vurmaktadır. Tanrı'dan yeni bir yaşam döngüsü vermesi beklenmektedir. Orada okumaktayız. Halk şenli ateşi derintas için güzel kokulu odun tedarik işi aynı yıl içerisinde evlenmiş ya da evlilik yılları daha dolmayan damatların sorumluluğundaydı. Aynı yıl içerisinde evlenmiş her bir damat kendi kirvesi ve düğünündeki azap başıyla birlikte ormana gider, önceden o amaçla hazırlamış güzel kokulu odun destelerini omuzlayarak düven yapılacak yere taşırlar. Yeni evliler için ilk derintasın büyük önemi vardır. Aile ocağının sürekliliği, taht varisinin doğumuyla ilgili söylentiler ve onun geleceğiyle ilgili rüyaların gerçekleşmesi buna bağlıdır. Derintas'ın alevleri yükselmiş şenlik ateşi etrafında dolaşmaya ilk hak olarak aynı yıl içerisinde evlenmiş yeni damatlar, gelinler, onların düğününde azap başı olanlar, evlenmemiş kirveler ve kızlı erkekli gençlere öncülük tanınmıştır. Böylece hatırlanmayan zamanlardaki ye ile yazılan derintes kelimesi imla değişikliğine uğrayarak e ile yazılan derintese dönüştürülmesi tamamen Hristiyan bir yaklaşımdır. Güya Rab Tanrı'yı ya da Mesih'i görerek temizlenmek törenine dönüşmüştür. Derintesi dırındeze dönüştüren bizim bazı dostlarımız bir kez daha yoksunluk içerisinde bulunmaktadırlar. Çünkü Ermenice'de odun anlamına gelen dırın kökenli bir kelime mevcut değildir ki yığmak kelimesi derintesin anlamı içerisinde yer alması mümkün değil. Buna karşın katılımcıların büyük bir ateş yakarak etrafında dönüp üstünden atladıklarını biliyoruz. Özetlersek, derintes Hristiyan öncesi bir ritüeldir ve bize çok eski zamanlardan gelenek olarak kalmıştır. Ve Hristiyan ritüellerin bir parçası olarak Diyarın Intaraç adını aldı. Fakat başka hiçbir Hristiyan toplumlarında böyle bir ritüel bulunmamaktadır. Bu durum, ritüelin çok eski zamanlardan kaldığı ve Ermeni kültürüne ait olduğunu kanıtlıyor. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bir sonraki yayınımızda Gaunt ritüeli hakkında konuşacağız. Bizi dinlemeye devam ediniz.